Onur. Havuç. Şimdi ne yapacağız? Modern klasikten mi gidiyoruz oğlum? Evet abi, modern klasik. Kıllatmadan pek fazla. Aynen. Çok böyle sağa yatırmadan. Daha sağa yatırmayacağız. Aynen. Öne doğru mu taracaksın saçları? Yine hafiften sağa doğru taracağım. Böyle yukarı doğru kalkma. Aynen. Tamam. O zaman 4'le gireyim ilk önce yanlara. Şimdi 4'le girelim. Ondan sonra aşağı doğru böyle kat kat vere ineyim. Okey abi. O daha iyi olur. Daha iyi olur. Dada senin buralarda patlıyor ya. Hı hı. Buraları da böyle iyice aldık mı daha iyi olur bizim için. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de havuç var. Bu da havuç. Onur. Merhaba. Onun saçlarını kesti. Geçen gün videom var ya. Uzun saç kestik ya. Mert onun saçlarına gittik ya. Ha, onun tayfadan. Kanki Eytalı. Şimdi buna da böyle modern klasik bir model gideceğiz. Öyle çok fazla kıllatmadan. Böyle 4 numara, 3-2-1 böyle yarım falan ineceğiz aşağılara doğru. Ama sıfırdan girmeyeceğiz. Öyle bir modele girmiyor. İlk önce şöyle bir çerçeveyi bir 4 numarayla bir temizleyelim. Buralar çünkü daha kısalacak. Buraları hep patlıyor ya. Oraları daha çok kısaltacağız. Şimdi şöyle alalım. Şuraları böyle bir 4 numarayla bir temizleyelim ilk önce yanları. Evet, 4 numarayla böyle yanları aldık. İlk profili çizmiş olduk böylece. Şimdi 1 numarayı alacağım. 1 numarayı takacağız. Şu bölgeler var ya. Şu bölgeleri biraz bir tık ovalleştireceğiz. Keskin geçişten değil. Şöyle oval olarak bu tarafları böyle bir alalım, temizleyelim. İlk önce güzelce. Şöyle bir numarayla güzelce şöyle bir ovalliği verelim. Çok fazla ovallik vermesek de öyle hafiften buraları böylece bir temizleyelim. Buraları aldık. Ondan sonra 1.5'u takacağız. 1.5'ta da şöyle çengel yukarıda indirmiyoruz aşağıya. Şuraları ayarlamamız lazım. Çok fazla yukarı çıkmadan bakın şöyle uç gidiyorum saçta. Şöyle bir hafif bir düzenleme ve toplama yapıyoruz. Buraya yukarı doğru hafif daha böyle bir ovallik veriyoruz kafa yapısına. Hem kafa yapısına yakışacak hem de saça gidecek bir modelden gidiyoruz. Çünkü bunun buraları biraz daha yoğun. Dışarı doğru çıkık. Buraları böyle dümdüz bırakırsak çocuğun kafa böyle çok iyi olmaz. Model de yakışmaz zaten. Hafif bir eklips vermemiz lazım. Bakın buraları böyle yedik güzelce. Şöyle. Tamam. Ondan sonra gençler. Sonra. Tekrar böyle 1 numaraya takıyoruz. Şöyle 2 tık indirsek şu kadarcık. İşimizi görürüz. Ondan sonra şu. Altta kalan şu izler var ya. Şurası. Orayı toparlayacağız. Bakın hop toparlanıyor zaten şöyle yaptığımız zaman. Öyle alarak
bakın buraları. En alt seviyeyi, şu dip seviyeyi bu şekilde toparlıyoruz. Burayı da böylece ayarlamış olduk. Şöyle. Tamam. Şimdi gelelim yarıma. Yarımı takıyoruz. Çengel kapalı. Açmıyoruz, aşağıya indirmiyoruz çengeli. Şöyle çok fazla yukarı çıkmadan. Erhan, şeyi versene gülüm bana. Feyd'i versene. Ver, ver, ver. Heh, al bunu. Tamam. Hop. Burayı böyle dediğim gibi çok fazla yukarı çıkmadan sadece kulak etrafından böyle inceden dönerek şuraları açsak bize yeter. Şöyle bakın buraları böyle güzelce temizlediğiniz zaman rahat bir model oluşuyor. Yine burayı da böyle çok fazla girmeden hop şöyle köşelerden alarak hafiften alarak böyle giriyorsunuz. Ondan sonra 0.1 milim şu noktayı şöylece hafiften şuradaki ufak tefek kalan izler var ya yukarı doğru böyle kaldırarak alıyorsunuz ki o izleri iyice yok edebilirsiniz. Böylece buradaki izleri rahat bir şekilde kaybedersiniz. Çok fazla yukarı çıkmayın. Çıkarsanız bir tane daha iz oluşur saçta. O yüzden olduğu yerde noktasından çaprazlama teknikle şöyle. Şu teknikle girerek böyle toparlıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi oldu. Ondan sonra bazı yerlerde noktalarda izler var. Onları da böyle yarım yapıyoruz. Şöyle çekerek. Şöyle kaldıra kaldıra. Saça çok fazla yukarıya çıkmadan şuralardaki izler var ya renk değişiminden olanlar. Onları kaçırmamaya özen gösterin. Çünkü bu kafa turuncu renk olduğu için maalesef deriyle renk bir tutmuyor. Ondan böyle hafiften bir toparlamanız gerekiyor. Oldu da bitti maşallah gençler. Olay bu kadar. İyiyim böyle. Ya vallahi. Uç. Şimdi bir enseleri toparlayacağız. Natural yapacağız. Kulak arkalarını falan bir çizelim. Ondan sonra da makas işlemine geçeceğiz. Şöyle şöyle güzelce bir ovalleştirelim, orayı da bir çizelim. Orayı da çizmiş olduk. Burayı böylece aldık. Ondan sonra şurayı da şöyle bir ovalleyelim. Şöyle ovalleyerek. Bakın ovalliği verdik. Ondan sonra şu kulak arkasını temizleyelim. Erhan bir ara var ya telefonu ağzıma sokacaksın sandım ha.
Bak vallahi o kadar girdin ki içime. Herhalde ağzıma girecek değil mi? Güzel ki öyle oldu. Çekmesem kafayı. Evet, bu köşeleri de böyle ovalledik. Şimdi bunun böyle enseleri çok dağınık çıkıyor ya. O yüzden buraya direkt sıfırla gireceğim. Bak mesela şuralara hep yukarı doğru çıkıyor ya. Hiç uğraşmayacaksınız gençler. Şöyle. Burayı böyle sıfırlayarak. Direkt aldık. Ondan sonra böyle bırakıyoruz enseyi. Sonra böyle bırakacağız bu enseyi. Nasıl yakışıyor değil mi? Güzel oldu. Tabii ki de değil gençler. Sizce öyle bir şey yapar mıyım ben ya? Şöyle bir tık attırın bak. Şöyle tık bir tık. Ondan sonra şöyle çaprazlama. Şöyle alarak. Bak hemen iznesi aşağıda kayboldu. Gördünüz mü? Ondan sonra bir tık daha kaldırın şöyle. İki tıkla. Yukarı doğru bak. Böyle dik bir şekilde. Dik alın ki oradaki izler bir kaybolsun. Hoppa bitti. Bakın ne kadar basit bir şey. Ondan sonra 3 yapıyorsunuz. 3. milimi alıyorsunuz. Şöyle kaldırarak. Sonra böyle bir sıfır. Şu izi iyice bir yedikten sonra şöyle yaptıktan sonra işlemimiz bitiyor. Bakın 10 numara ense çıkmadı mı? Bence oldu. Sence oldu mu? Niye konuşmuyorum? Devam diyor ya. Şöyle buraları da böyle bir sıfırlayalım. Gençler gördüğünüz gibi oldu. Çok fazla öyle saça sıfır girmedik. Sadece enselerine yaptım. Çünkü enseleri çok hızlı uzuyor. Evet. Şimdi gelelim makasa. Şu yanları ayarlamaya. Havuç ne saç var bu oğlum? Benim saçları biliyorsun abi. Evet. Sıkıntılı. Şimdi şöyle en dipten giriyorum bakın. Şuraları da fazladan alıyorum. Ki kalmasın. Ondan sonra şu noktaları böyle biraz kısaltacağız bak yukarı doğru. Çünkü neden? Bunun buraları daha şiş ya. O yüzden bak buralardan hafif dip giriyorum. Ama yukarı geldim mi burada biraz yukarı doğru kaldırarak. Bizim için önemli olan şu noktalar. Alt taraflar zaten ayarlandığı için buraların yoğunluğunu almamız lazım. Şöyle. Buradaki yoğunluk da gitti. Abi o kafayı çekmek istiyorum senin kafan değil. Yapacak bir şey yok Erhan. Biz de saç kesiyoruz herhalde. Bakın buraları böyle hafiften yiyerek alıyoruz. Şurayı da şöyle. Bu noktalara fazla girmiyorum. Çünkü şimdi size bilimsel olarak da söyleyeyim. Oksipital bölgesi burası ya. Oksipital bölgesi biraz kemikli dışa doğru. Eğer ki buraları çok fazla kısaltırsanız saç kesimlerinde de başka insanlarda oraları çok fazla kısalttığınız zaman burada kemik direkt atar dışarı. O yüzden olabildiğince yapabildiğiniz kadarıyla oraları bir tık yoğun bırakmanız lazım. Şimdi gelelim buraya. Erhan sıkıntı yok oğlum. Sen orayı mı çekiyorsun, beni mi çekiyorsun belli değil zaten. Sen devam et. Buraları da böyle aldık. Şuraları da böyle hafiften kısaltalım. Bakın mesela buralarda şurada ten değişimi var ya bak renk değişimi var ya bir anda böyle beyazdan kızıla geçiyor ya oraları çok iyi ayarlamamız lazım. Oraları şu dip kısmı
Böyle biraz daha böyle dipten girerek bak. Şöyle gire gire buraları böyle bir toparlayabilirsiniz. Ondan sonra şuraya da. Böyle en dipten biraz daha sert giriyorum saça. Şu bölüme. Ama yukarıya geldikçe burada biraz daha yukarı doğru kaldırarak kavis giriyorum. Mesela bak görüyorsunuzdur bak şurasını görüyorsunuz değil mi? Bak hop. Burada biraz bir tık böyle dik gireceksiniz. Ki şu rengi bak şurayı ayarlamanız lazım bak. Ufacık iki tanecik tel alıyorum bak. İki tane tel aldığınız zaman bile nasıl oturuyor saç. Şuradan şöyle hafiften alarak böyle giriyorsunuz. Bakın şimdi nasıl oldu. Havuç iyi mi? Ya abi vallahi ellerine sağlık. Bence de iyi oldu. Şimdi havuç üstleri ne yapacağız? Abi kısa olsun ya yine bu sefer. Güzel yarısını götüreyim mi oğlum? Götür abi yarısını. Tamam. Önlere nasıl bir şey yapalım? Önler de kısa olsun ama yani arkaya göre bir tık daha uzun böyle çok. Hafifinde. Bir iki şu önleri şey yapayım mı sana? Albatros kesimi yapayım mı? Hangisi abi o? Bak mesela şöyle alacağız. Şunu böyle en önden alacağız. Mesela bu kesimi yapmamı ister misin? Albatros kesimi. Şu alttan gireceğim. Önler daha kısa kalacak. Olur abi deneyelim. Tamam. Gençler albatros yapıyoruz bak şimdi. Önleri hafiften çok fazla böyle yukarı çıkmadan. Zaten bunun saçları da dönüyor ya. Mesela bize şunun hizası yeter. Şu birincisi. Bu saçtan en önden aldığımız nokta. Ondan sonra şöyle yapıyorsunuz. Hop, ikinci parçayı alıyorsunuz saçtan. Az önceki birinci parçasıydı. Buradan ikinci parçayı alıyorsunuz. Ondan sonra saçı komple aşağı indirin. Burada artık uzunlar kısalar çıkacak. Artık bundan sonrasında hafif kısaltmaya gireceğiz. Şuradan. Şu bir. Şimdi tekrar böyle en öne geliyoruz. Bakın şöyle aldığınız zaman bile çıkıyor. Abi Selin ablanın da videosu gelecek mi? Kimin? Selin ablanın. Selin'in mi? Evet. Oğlum zaten Selin'in burada videosu var ki. Var mı videosu? Tabii eskilerde aşağılarda var. Ama belki Selin'e yenileyebilirim onu. Bu değiştirdi bir de o saçını sen stilini. Evet. Selin'in zaten burada videosu var ya attım önceden. Ama ne kadar oldu herhalde olmuştur onun ya 2 sene. Belki daha fazla. 2 seneden fazla ya. Vardır. O onun en az 3-4 yılı vardır. Maşallah. Tabii. Yeni güncellenir o zaman. Değil mi? Bir güncelleyeyim değil mi ben onu? Evet, evet. Doğru vallahi bir Selin'in videosunu güncelleyeyim. Siri kim? Selin. Siri değil oğlum, Selin. Ha, Selin. Pardon. Siri yapay zeka. Yo biliyorum ben bir anda özür diliyorum.
Hani isim var ya, kadın ismi Selin. Hı hı. Heh, o işte Selin. Kadın yani. Anladım. Zaten fazla uzunlar kısalar çıkıyor. Hemen böyle tık tık alıyorsunuz. Havuç iyi oldu lan. Değil mi abi? Vallahi kısayı daha çok seviyorum da. Uzayınca da üşeniyorum kestirmeye. Öyle bir sıkıntısı var. Normal oğlum. Yani aslında bakarsan siz gençler, sizin daha çok bakmanız lazım lan kendinize. Niye bakmıyorsunuz oğlum kendinize? Abi her türlü... Niye ilgilenmiyorsunuz? Her türlü düşüyor ya. Ha öyle de düşüyor, öyle de düşüyor yani. Aa fark etmiyor. Hayat bizi yordu be abi. Seni de mi yordu ha? Beni de derken... Vay hayatım anasını. Bilmiyorum gibi konuşma. Vay anasını be. Ulan siz var ya 20-21 yaşında öldüyseniz biz yaşamıyoruz anasını. Sizin zamanınızda devir biz güzeldi. Sizin zamanınızda devir güzeldi valla. Bizim devrimize var ya. Havuç ne diyorsun? Abi biraz daha kısılabilir ya üstü. Arka sadece... taraf mı? Aynen. Ön tarafı o zaman hiç ellemiyorum. Arkaları aynen. Biraz daha alıyorum. Çünkü ön tarafa artık gireceğim kadar girdim yeter. Her an ne yapıyorsun oğlum? 3 yaşındaki çocuk gibi ne yapıyorsun? Fıs fısa dokunuyorsun, ne yapıyorsun? He? Canım sıkıldı, birilerini ateş etmek istiyorum. Allah'ım yarabbim ya. Abi senin de şu sakallar ne zaman kısalacak? Böyle bir dünya yok. Şu anlık yok. Şu anlık? Sen bizim takipçilerimize şeyi verdin mi, müjdeyi verdin mi? Onlar biliyor zaten oğlum. Ha biliyorlar. İyi. 11 Ağustos'ta evlendiğini biliyorlar. Tamam. O zaman kesilecek zaten o saçlar. O zaman o özel... Saçlar sakalı. Senin sakalları da saçları da ben keseceğim. Vallahi Erhan. Videoyu da çekeceğim. Ben sana var ya hayatta emanet etmem oğlum. Hele ki öyle bir zamanda hiç emanet etmem. Ondan sonra anasını satayım düğüne. Düğüne gideceğiz şey kel aynak gibi. Hayda. Ondan sonra ömrüm boyunca senin saçın uzamayacak. Öyle bir sıkıntı var. Niye? Uzatmam ki. Ondan sonra hep kel gezdiririm seni. Zaten bu hayatta en güzel şey kellik. Ne saçla uğraşıyorsun ne bir şey. İyi tamam oğlum. Niye uğraşıyoruz o zaman? Direkt ben senin saçlarını vurayım sıfıra. Hayır ama benim şimdi İzmir'de bir imajım var benim şimdi. Senin İzmir'de imajın mı var? Evet. Senin imajını yerim. İzmir'de imajı varmış gördün mü? Bak biz bile sağlayamadık İzmir o imajı. Rich Rich gibi oldun gene. Güzel oldu. Gene Rich Rich modeli oldun. İyi mi? İyi abi. O tam istediğim gibi oldu yani. Tam bir Rich Rich modeli. Gene eskisi gibi Rich Rich modeli oldun.
Ya dediğin gibi 2-3 çok gelirmiş. He? 2-3 çok olurmuş yanlara. Uzun kalırmış. Böyle katlı gelmesi her zaman daha iyi. Öteki türlü düz geçiş olacaktı ya. O yakışmaz. Eren niye gülüyorsun oğlum kendi kendine? Yok. He? Yok, aklıma bir şey geldi. Senin aklına. Başka bir şey yapmıyorum Havuç. Yok abi. Bizim olayımız bu kadar. Daha fazlasına aynen girmiyorum. Gençler. Ben eğitim de veriyorum. Eğitim almak isteyenler böyle açıklama kısmında ve başlıkta da numaram oluyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Hem şahsi hesabımdan hem de iş hesabımdan. Şahsi hesabım halim.altankingav. Şahsi olan da salonhalimkingav official olarak. Vallahi gördüğünüz gibi işte böyle hafif klasik, modern klasik tarzında bir saç kestim. Öyle istedi. Bizim işimiz buraya kadarmış. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.